Migren nedir? Migren saf baş ağrıları, saf birincil baş ağrıları içinde en sık görülen baş ağrısı. Niye böyle bir şey söyledik? İkincil baş ağrıları da var. Yani bir sebebe bağlı ortaya çıkan baş ağrıları var. Kafanı vurursun, başın ağrır. Migrenin kendisi bir problem. Saf dememin sebebi de bir de bu ağrılar mix ya da karışık, birbirlerini taklit eden, özellikleri de barındıran birkaç baş ağrısı şeklinde de ortaya çıkıyor. Bir de önemsenmeyen baş ağrısı şeklinde ortaya çıkıyor. Aslında bütün baş ağrıları içinde en sık karşılaşılan yerlim tipi baş ağrısı dediğimiz ağrı. Ama o genellikle doktora gitmeyi gerektirmeyen hafif bir ağrı. Migren ise insanın yaşam kalitesini en çok etkileyen ağrı değil, hastalıklardan bir tanesi. Bir migren ağrısından bahsettiğimiz zaman 4 ila 72 saat süren ataklar şeklinde oluyor. Yani 3 gün boyunca en kötü ihtimalle kişi kendi aktivitelerini yapamaz halde oluyor. 5 atak olması gerekiyor ağrından bahsedebilmemiz için. Bu atakların da birbirinden farklı dönemlerde ortaya çıkması lazım. Genellikle tek taraflı bir ağrı ama hep aynı tarafta değil. Yine bütün başı da etkileyebiliyor ağrı. Bulantı, kusma eşlik edebiliyor. Işık ve sesten rahatsız olması görülen bir durum. Kişiler karanlık bir oda, sessiz bir ortam arıyorlar. Ağrının şiddeti orta ve şiddetli, ortanın da üstü hatta şiddetli ağrı grubu içinde. Hastalara diyoruz ki ağrının şiddetini 0 ile 10 arası puanlarsan kaç puan verirsin diye soruyoruz. Genellikle böyle 7 ve üzeri rakamlarda skorlanıyorlar. Tedavisi olan bir durum. Bu tedavi kür tedavisi değil de remisyon tedavisi şeklinde. Yani ilacı aldıktan sonra tamamen hastalıktan kurtulamıyorsunuz. Sadece o hastalığı baskılıyorsunuz. Yani remisyona sokuyorsunuz. İki tip yaklaşım var. Bunlardan bir tanesi atak, yani ağrı ortaya çıktığında ağrıyı durdurma tedavisi. Diğeri de idame ya da profilaksi dediğimiz ağrıların ortaya çıkmasını, aslında bir çeşit koruyucu tedavi şeklinde. Genellikle yaklaşımlar ilaç tedavisi şeklinde. Ama bazı durumlarda hem kişiden kaynaklı hem ağrı yapısından kaynaklı olarak ilaca dirençli tablolar ortaya çıkabiliyor. O zaman bir takım alternatif yöntemler deneniyor. Bunun içinde girişimler de var. En sık kullanılan botulinum toksin uygulamaları yapılıyor. Ama her hastada bunlar başarılı olmuyor. En büyük hata migren hastalarında kontrolsüz ilaç kullanmaktan kaynaklanıyor. Ağrı kesici bağımlılığı gelişiyor hastalarda ve dolayısıyla bir kısır döngünün içine girdiği için de hastanın ağrıları dinmek bilmiyor. Oysa ki iyi bir yönetim, düzenli doktor kontrolüyle bu iş çözülebiliyor.